Biz İbrahim Aleyhisselam gibi yeryüzünü böyle bu tefekkürle bakıp benim Rabbim, benim Halikim kimdir manasını sorgulamamız gerekiyor. Değil mi? İbrahim Aleyhisselam sorguluyor. Bakıyor güneşe, bakıyor yıldızlara, bunlar hep sönüyorlar. Biri gece sönüyor, biri gündüz sönüyor. Ya Rabbül Afilin, bu batanlar benim Rabbim olamaz diyor. Batmayan, sermediği bir güneş lazım. Hiç batmayan, batmayacak ki beni de yaşatacak. Batmayacak ki bütün bu kainat çarklarını bir sistematikle koruyacak. Ezel ve ebedin sultanı lazım. Üstadımız insanın kainata gelmesiyle beraber Kur'an-ı Kerim'den aldığı dersle diyor ki 20. mektubun başında mukaddimede hep hatırlıyorsunuz biliyoruz burada çok da dersler okunuyor. Kat'iyen bil ki hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi imanı billah'tır. Yani yaratılışın bir tek gayesi var Allah'ı tanımak. Allah'a iman etmek. Diğer gerisi çalışmak, iş, güç, ilim, bilim, dünyanın inşası, imarı bunlar ikinci, üçüncü, beşinci plan. Sıralamaya bile girmiyor aslında. Birincisi fıtratın en yüce neticesi imanı billah'tır. Ve insaniyetin en âli mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı imanı billah içindeki marifetullah'tır. Marifetullah yani Allah'ı bilme ilmi. Bu ilimlerin şahı ve padişahı diyor üstad. Bütün ilimler bu noktaya hizmet ediyor. Bu noktayla birleştirilirse hakikat ortaya çıkar diyor başka bir yerde. İzah ediyor böyle onu. Çok güzel Osmanlıca tabirleri var. Peki biz bu noktaya nasıl erişeceğiz? Bu derse nasıl alacağız? Bu dersler nelerdir? Risale-i Nur külliyatı Kur'an'dan aldığı bu asra bakan ayetlerin tefsiriyle 3000 sayfada marifetullah'ta en şaşalı, en görkemli kapıyı açmış, bizi seyre ve tenezzühe davet ediyor. Risale-i Nur, Kur'an'ın bu asra bakan ayetlerinden aldığı derse en büyük bir marifetullah kapısını bize açmış. Bunu tabi Rabbimizi bize tarif eden, 19. sözün başında anlatıyor üstadımız, Rabbimizi bize tarif eden 3 büyük külli muarif var diyor. Yani Allah'ımızı, yaratıcımızı, terbiyecimizi bize tarif eden, kainata baktığımızda marifetullah'la Allah'ımızı bulacaksak bir tarif lazım bize, izah lazım bize, gösterge lazım, tabelalar lazım, izah lazım. Bununla alakalı üstadımız süzmüş bütün böyle Kur'an-ı Kerim'i, bütün kitapları, Tevrat, İncil, Zebur, Suhuflar, bütün kainatı böyle incelemiş, buradan çıkardığı derste diyor ki Rabbimizi bize tarif eden 3 büyük külli muarif var. Öyle ya marifetullah, madem Allah'ımızı bilmek en büyük, en yüksek ilimdir, yaratılış gayemizdir. Peki bize kimler tarif ediyor Rabbimizi, Halikimizi? 3 büyük külli muarif var diyor üstad. Birisi şu kitabı kebiri kainattır ki bir nebze şahidinde 13 demeyle Arabi Nur Risale'de 13. dersler işittik diyor. Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Birisi de şu kitabı kebirin ayeti kübrası olan Hatemül Enbiya Aleyhisselatü Vesselam'dır. Neymiş? Bir, Rabbimizi bize tarif eden büyük külli muarif bir kainat. Kainat bizim gözümüzün gördüğü dünyadaki uzaydaki her şey marifetullah noktasında Rabbimizi, Halikimizi, Malikimizi, Mabudumuzu bize tanıtıyor. Birisi bu. Birisi şu kitab-ı kebirin ayetül kübrası olan Hatemül Enbiya Aleyhisselatü Vesselam'dır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'mış. Hatemül Enbiya. Peygamberlik silsilesinin hatemi. Son mührü. Birisi de Kur'an-ı Azimüşşan'mış. Şimdi biz bugün Asa-i Musa'da birinci hücceti imaniyeden okuyacağız. Demek Rabbimizi, Halikimizi tanımak kainattaki, dünyadaki en yüksek ilimse, bu ilimlerin içinde de Rabbimizi bize tarif eden en büyük muariflerden birisi de kainat ise, kainatı bugün üstadımız dile getirecek. Birinci hücceti imaniyede kainatı konuşturarak Rabbimizi anlatıyor. Oraya beraber dalacağız. O büyük kapıdan, buraya birinci hücceti imaniye diyor üstadımız. O büyük kapıdan inşallah beraber gireceğiz. Cenab-ı Hak istifademiz artsın. Birinci hücceti imaniye ayetül kübra. Kainattan Halık'ını soran bir seyyahın müşahedattır. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ayet-i muazzama gibi pek çok ayat-ı Kur'aniye bu kainat Halık'ını bildirmek cihetinde, Rabbimizi, yaratıcımızı bize bildirmek cihetinde her vakit ve herkesin en çok hayretle bakıp zevk ile mütalaa ettiği en parlak bir sahife-i tevhid olan semavatı en başta zikretmelerinden en başta ona başlamak muvafıktır. Evet, bu dünya memleketine ve misafirhanesine gelen her bir misafir gözünü açıp baktıkça görür ki gayet keramkerane bir ziyafetgah ve gayet sanatkerane bir teşhirgah
ve gayet haşmetkarane bir ordugah ve talimgah ve gayet hayretkarane ve şevkengizane bir seyrangah ve temaşagah ve gayet manidarane ve hikmetperverane bir mütalagah olan bu güzel misafirhanenin sahibini ve bu kitab-ı kevirin müellifini, bu muhteşem memleketin sultanını tanımak ve bilmek için şiddetle merak ederken en başta göklerin nur yaldızı ile yazılan güzel yüzü görünür. Bana bak, aradığını sana bildireceğim der. Şimdi böyle paragraf paragraf içine girmeye çalışacağız. Evvela şu başını bir anlayalım. Sonrasında da bu en başta göklere bakmamızı istiyor üstadımız. Oraları bizi götürecek. Onun öncesinde şu paragrafı beraber bir inceleyelim. Rabbimizi bize tarif eden kainattan güzel bir bukle bak burada yer alıyor. Ne diyor? Evet, bu dünya memleketine ve misafirhanesine gelen her bir misafir. Neymişiz biz arkadaşlar bu kainatta? Misafir. Hiçbirimiz ebedi kalmayacağız. Külli nefsin zaikatül mevt sırrınca her nefis ölümü tadıcıdır. Biz de nereye doğru gidiyoruz? Ölüme doğru gidiyoruz. Bu dünyadan, bu kainattan ayrılığa doğru gidiyoruz. Dolayısıyla biz neyiz? Ve misafiriz. Hem yolcuyuz hem de misafiriz. Hiç kimse kalmıyor değil mi dünyada? Unutulmuş bir adam yok. 150 yaşında merdiven dayamış, unutmuşlar bunu, burada kenarda kalmış diyen yok. Hepimiz gidiyoruz. Misafiriz. Bu misafir gözünü açıp bakması lazım diyor üstadımız. Burada onu ders veriyor aslında bize. Bir seyahate çıkaracak bizi. İşte gökleri gezeceğiz birazdan. Semavatı gezeceğiz ama burada önce bize tembih ediyor. Diyor ki bakın gözümüzü açmamız lazım. Ya gözümüzü açmak ne demek? Basiretle bakmamız lazım. Gözümüz her zaman açık ama bazen hadiseleri okuyamıyoruz, anlayamıyoruz. Basiret, olayların arkasındaki hikmeti, arkasındaki faili, arkasındaki sanatkarı bazen ne yapamıyor? Göremeyebiliyor. Dolayısıyla dünya memleketine ve misafirhanesine gelen her bir misafir gözünü açıp baktıkça görür ki. Gayet keremkerane bir ziyafetkâh. Kainat öyle mi? Keremkâr bir ziyafet mi? Ziyafetler mi var burada? Keremkâr yani cömertçe. Cömertçe ziyafetler var. Biz buraya biraz önce Ayhan kardeşimle işte biraz mesajlaştık da geldik. Bana birkaç fotoğraf attı. Aşçıymış. Ben öyle tam teferruatlıca bilmiyordum. Bir şeyler yapmış. Tatlılar, efendime söyleyeyim, sunumlar, böyle yemekler vesaireler. Acayip güzel ya. Yani öyle sofralar hazırlamış ki mükemmel. Hangi sofralardan alarak hazırlamış? Kainatın sofrasından. Biraz bezelye, biraz efendime söyleyeyim fasulye, biraz nohut, biraz et, biraz tavuk neyse. Biraz şeker, biraz kakao. Böyle hem tatlılar hem tuzlular böyle hazırlamışlar. Çok güzel sunum yapıyorlar. Ya nasıl bu dünyadaki restoranlarda efendime söyleyeyim steakhouse'larda neyse serilen bu yemekleri gördüğümüzde onların arkasında orayı bir kast ve irade ile insanlar için hazırlayan bir aşçıya iman ediyoruz ve biliyoruz. Aynen öyle de. Dünya misafirhanesine gelip gözünü açıp bakan her bir misafiri görüyor ki gayet keremkerane bir ziyafetkâh. Keremkerane, cömertçe. Her şey bolca yeryüzünde ne yapılmış? Serilmiş. Yani bir bahar zamanında önümüze meyveler, sebzeler bostanından gelen inamları şöyle bir sersek dağlar oluyor, dağlar. Öyle keremkâr ya. Mehmet öyle keremkâr. Hiç unutmuyorum bizim Kuruçay Çardaklı arasında şey yapıyorlardı. Pancarları yığıyorlar da pancarları. Değil mi Hüseyin abi? Ya dağ oluyordu ya dağ. Şeker yapmak için. İşte Kütahya'da o şeker fabrikasının önünden şimdi görüyoruz ya. Nasıl ya onlar dağ oluyor ya. Ya bu nedir ya? Yoktan, hiçten, gayıptan. Topraktan hiç gram eksilmeden. Topraktan hiç eksilmeden. Yağmurları yağdırıp, güneşleri doğurup yoktan veriyor ya Allah. Yoktan veriyor. Her yıl bunları tekrarlıyor. Nereye vereceğiz bunu? Kime vereceğiz? Tabiata, doğaya, tesadüfe, denk gelişe verilecek, havale edilecek şeyler değil. Üstadımız 23. Lema'da Tabiat Risalesi'nde bize bunu anlatıyor. Bunlar bile tesadüfen, denk geliş sebeplerle, tabiat ananın, doğa ananın yapmasıyla olacak işler değil. Sadece pancar mı? Hayır. Kirazları yığı, aynı dağlar oluyor. Vişneleri yığı, aynı dağlar oluyor. Portakalları yığı, aynı dağlar oluyor. Böyle bolca veriyor. 1'e 10, 1'e 100, 1'e 1000 veriyor. Cömertçe. Kainata gözümüzü açıp baktıkça bunları görüyoruz. Ama bakarken düşünmemiz lazım. Tefekkür etmeyi, düşünmeyi Cenab-ı Hak bizi şiddetle emrediyor. Bizi bütün mahlukattan ayıran en ehem özelliğimiz düşünmek, tefekkür etmek, akıl etmek. Bu saksıyı çalıştırmadıktan sonra Allah muhafaza yani bu dört ayaklılardan farkımız kalmıyor. Onlar gene vazifelerini yapıyor. Biz vazifemizi de yapmış olmuyoruz. Ondan da aşağı düşeriz diyor üstadımız. Onlar da, o hayvanlardan da aşağı düşeriz. Çünkü bizde akıl gibi bir makine var. Bu makineyi çalıştırmazsak ondan dahi aşağı düşüyoruz.
Kaldı ki onların aldığı lezzeti onların dünyada becerip başardı. İşleri de becerip başarmış olmuyoruz. Siz bu noktada serçe kuşuna yetişemezsiniz diyor üstadımız. Bir serçe kuşuna yetişemezsiniz diyor dünyanın hayvanlık cihetiyle. Hem de yetişemiyoruz. Demek ki kerem kerane bir ziyafetgah var. Yani Cenab-ı Hak bolca veriyor. Bir küçük incir tanesinden bir koca incir ağacını çıkartıp binler, yüz binler meyveler veriyor. Bir incir çekirdeğinden küçücük. Nasıl bir mucize bu ya? Rabbimizi bize bak nasıl tarif ediyor? Bir incir ağacını konuşturmamız lazım yani. Bağları, bahçeleri, bostanları konuşturmamız lazım. Bu kadar kırmızı biberler, yeşil salatalıklar, mor civert neyse patlıcanlar vesaireler. Nereden geliyor bunlar? Hangi tezgahta işleniyor? Bunların sahtelerini yapmak için plastikten koca fabrikalar lazım. Bazen koyuyorlar ya böyle sunumluk. Geçen bir yere girdik de bir yerden geliyoruz. Adam koymuş muzları, domates şeyini, portakalları ama ne kadar güzel duruyor böyle. Yapaymış onları dizmiş hep bozulmasın ne vitrine koymuşlar yapay. Ulan bu yapaylar nerede yapılıyor? Fabrikalar var ya bunların için renkler karıştırılıyor, kalıplar dökülüyor, ateşler yanıyor, plastikler eritiliyor, oralara dökülüyor kalıplara. Renkleri veriliyor, sapları takılıyor falan. Her birini işleyen eller makineler var. Ya bu toprağın içinde efendime söyleyeyim bu patlıcanını, biberini, domatesini, incirini, kirazını, muzunu, portakalını hani toprağın içinde güneşin altında. Kim işliyor, kim döküyor, kim rengini katıyor? Görmüyoruz. Görmediğimiz olmadığına delil midir? Bak bizim için hazırlanıyor. Bize bir muazzam bir sunum yapılıyor. Nasıl her bir tabakta gurmeler şimdi bize gıdaları böyle sunuyorlar. Cenab-ı Hak da muciz numa tabaklarla, akıl ermeyecek tarzda mükemmel makinalarla. Onlar mükemmel makinalar, odun deviriyoruz. Öyle değil. Böyle odun diyerek yırtıp kurtaramayız. Ne odunu? Onun üzerinde muazzam bir ne var? Su şebekesi var, su sistemleri var. Çamurlu suyu yiyor, bütün kendini de beslerken en son meyvasına öyle doyuruyor, öyle yediriyor ki bal gibi tatlı şerbet alıyoruz ağzımıza. Neyle izah edeceğiz bunu? Kime havale edeceğiz? Burada kastedilen, burada irade edilen, burada efendim ortaya koyulup mihrak noktası yapılan insan değil midir? Her biri bunların bizim için değil mi? Burada insan irade edilmemiş mi? İnsan ortaya koyulmamış mı? İnsan burada nimetlendirilmiyor mu? Bu gıdaları yeryüzünde insandan daha keyfiyetli kim anlıyor? İnsandan daha iyi anlayan var mı? Bir at anlar mı Emir? Anlamaz at ya. Ne bilecek? Elmayı ne bilir? Portakalı ne bilir? Vişneyi ne bilir? Kirazı ne bilir? Ne bulsa arpa bir sürü yer. Onları ayıracak mekanizma diğer mahlukatta yok ki. Sadece biz irade ediliyoruz. Merkeze biz koyuluyoruz. Bizim için yaratılıyor. Yani tabiri caizse Cenab-ı Hak insanı öyle bir mihrak noktası yapmış ki güneş bizim için doğuyor. Güneş. Elbette diğerlerinin de istifadesi var ama en önce biz varız. O güneş yanacak ki bu elma kızaracak. Orada sen irade ediliyorsun. Sen merkeze alınıyorsun. Senin için yaratılmış. Bu kadar özeliz. Bu kadar önemliyiz. Bu kadar halife-i arzız. Dünyanın yeryüzünde halifesiyiz biz. Bu kadar nimetlere gözümüzü açıp bakmamız. Rabbimiz Halikimiz kimdir? Düşünmemiz gerekiyor. Bu arayış Adem Aleyhisselam'dan bugüne devam ede gelmiş. Biz İbrahim Aleyhisselam gibi yeryüzünü böyle bu tefekkürle bakıp benim Rabbim, benim Halikim kimdir manasını sorgulamamız gerekiyor. Değil mi? İbrahim Aleyhisselam sorguluyor. Bu yıldızlara bakıyor diyor. Bu benim Rabbim, bir Rabbim lazım. Rab lazım bana. Beni bir yaratan, beni terbiye eden, beni kast ve irade edip beni besleyen, doyuran birisi lazım. Bakıyor güneşe, bakıyor yıldızlara. Bunlar hep sönüyorlar. Biri gece sönüyor, biri gündüz sönüyor. La uhubbül afilin, bu batanlar benim Rabbim olamaz diyor. Batmayan, sermediği bir güneş lazım. Hiç batmayan. Batmayacak ki beni de yaşatacak. Batmayacak ki bütün bu kainat şartlarını bir sistematikle koruyacak. Ezel ve ebedin sultanı lazım. Bu vacibül vücuttur. Olması zaruridir, mecburidir. Cenab-ı Hakk'ın bir ismi de vacibül vücuttur değil mi? Olması mecburi ve zaruridir. Çünkü bu kainat öyle mükemmel dizayn edilmiş ki kendi kendine tesadüfen denk geliş veyahut da arada aracıların yapacağı bir iş değildir. Değil mi? Bak üstadımız bunu şeyde la şerikelet derken anlatıyor. Yani bizim en çok burada yanılgıya düşüyoruz. Diyoruz ki ya sanki otomasyona alınmış da Özgür abi. Tamam mı? Otomatiğe alınmış kainat. Yapanlar var işte arada getirenler götürenler var. Hiç Rabbimizi, Halikimizi düşünmeden
Ortaklara böyle işi dağıtmışız. Tabiata dağıtmışız, doğaya dağıtmışız, çiftçiye dağıtmışız. Efendime söyleyeyim, işçiye vermişiz biraz. Hep bu arada biz de yaşıyoruz zannediyoruz. Cenab-ı Hak asla kabul etmiyor bunu. Asla kabul etmiyor. La şerikele, yani nasıl ki uluhiyetinde, saltanatında şerik yoktur. Allah bir olur, müteaddit olamaz. Bu keremkar sofraları açan zat bir olmak zorundadır. İki olmaz. Başkaları aracıya ihtiyacı yoktur. Meleklere de ihtiyacı yoktur. Melekler vazifelidir. Meleklerin kainatın yaratılışında, sebepler dairesinde vazifeleri vardır. Ama onlar güç ve kuvvet sahibi değillerdir. Nazır müşahitlerdir diyor üstadımız. Nazır müşahitlerdir. Gelip böyle o fiili bizzat gerçekleştiren onlar değildir. Melekler de değildir. Çiftçi de değil. Efendime söyleyeyim, yağmurlar, bulutlar, tabiat ana, doğa ana, bunlar da değil. Cenab-ı Hak bunları asla kabul etmiyor. Bak bu ayet-i kerimede şurada La ilahe illallah vahdehu la şerike lehu lehu'l mülk ve lehu'l hamd yuhyi ve yumit ve huve hayyun la yemut bi yedihil hayr ve huve la kulli şeyin kadirun ve ileyhil masir. Bu sabah namazından sonra, akşam namazından sonra tekrar pek çok faziletli olan bu ayet-i kerimeleri üstadımız anlatırken burada la şerike lehi anlatıyor. Şerik istemiyor Allah. Başkasına ortak koşmayın diyor. Meleklere veremezsiniz, çiftçiye veremezsiniz, Ahmet Han'a, Mehmet Han'a, maaşını veren patrona veremezsin. Sahibi kainat benim diyor. Secdeye layık olan benim diyor. Başka yerde aramayın diyor. Bak, yani nasıl ki uluhiyetinde, saltanatında şeriki yoktur. Allah bir olur, müteaddit olamaz. Öyle de rububiyetinde ve icraatında ve icadatında dahi şeriki yoktur. Bazen olur ki sultan bir olur, saltanatında şeriki olmaz. Fakat icraatında onun memurları onun şeriki sayılırlar. Ve onun huzuruna herkesin girmesine mani olurlar. Bize de müracaat et derler. Fakat, burası çok önemli, ezel ve ebed sultanı olan Cenab-ı Hak, saltanatında şeriki olmadığı gibi, icraat-ı rububiyetinde dahi muinlere, şeriklere muhtaç değildir. Bizzat damarında kanını çeviren Allah'tır. Ya tabii melekler var işte, onlar vazifeleri var. Seyir için varlar. Cenab-ı Hakk'ı alkışlarla, tebriklerle, şükürlerle, secdelerle, namını, şanını yüceltmek için varlar. Onlar gerçek güç ve kuvvet sahibi dahi olamazlar diyor. Meleklerin de vazifeleri var üzerimizde ama onlar ancak nazır müşahitlerdir. Melekleri bile aradan siliyor. Çiftçi mi girecek araya? Bulut mu girecek araya? Tabiat mı girecek araya? Patron mu girecek araya? Girmez. Sahibi kainat, sahibi hakikat Cenab-ı Hak'tır. Demek ki gayet keremkerane bir ziyafetgah ve gayet sanatkerane bir teşhirgah. Evet, yeryüzü aynı zamanda böyle muazzam, cömert bir şekilde dizayn edilirken bir de bir noktadan da ne yapılmış? Teşhirgah olarak yapılmış. Teşhirgah. Teşhirgah ne demek? Fuar alanı. Tanıtım yapıyor. Ebedi ve sermedi olan ahiret alemlerinin demolarını, numunelerini, küçük böyle numuneciklerini burada bize gösteriyor. Yeryüzünde gördüğümüz her şey aslında ahirette bize vereceklerinin numunecikleri. Küçük numuneleri. Ne verecek bize? Eşler verecek. Burada işte ölümlülerini veriyor. İhtiyarlayanlarını veriyor. Mehmet üzülme. İhtiyarlayanlarını veriyor. Öteki tarafta hiç yaşlanmayanlarını verecek. Diğer taraftan yiyoruz, doyuyoruz. Geçen Erdem'le bir yerdeydik. Değil mi Macar? Yiyoruz. Ya bitmemesi lazım. O yemeğin bizim devam etmesi gerekiyor. Öyle leziz. Üzerinize afiyet bir... İşte bu ara bir Antep falan yaptık geldik. Bir iki yerde böyle bir yemek ikramı oldu. Yedik falan. Ya o kadar güzel yapılmış ki doymak istemiyor insan. Ama burası ki sınırlı. Burada doyuyorsun. Bak doymak istemeyeceğimiz bir yeri aramıyor mu insan? Yaşlanmak, Ahmet abi yaşlanmak istemediğimiz bir yeri aramıyor mu? Gençliğini aramıyor musun Ahmet abi? Bu böyle senin ne o şey motorlara binip şöyle gençliğindeki geldiğin bir insan istemiyor mu değil mi mesela? Racing. O kadar yapamıyordur gene yani. Bak yaşlılığı istemiyoruz ya. Bu vücut, bu demo burası. Demo bu vücut. Beka için yaratılmış bir ruh var içinde ama fani duvarlara çarpan bir vücut verilmiş bize. Burada bak bunu aldın bu vücudu. Süpersonik bir makina. Ama fani, ihtiyarlayan, zevale uğrayan bir makina. Burada öyle muhafaza et ki gözünü öyle muhafaza et ki, haramlardan öyle sakın ki, dilini öyle muhafaza et, haramlardan sakın, helallerle doyur vücudumu. O zaman bu vücuda, bu göze, bu kulağa, bu akıla, bu beyne öyle cennette bir makam vereyim, öyle ebediyet vereyim ki bu göz haramdan sakındığın için baktı mı 1000 yıllık mesafeyi görsün. Haramlarla Recep çok iştigal edersen gözünü manen ne yaparsın? Kör edersin. Manen kör ederiz. Haramlardan muhafaza ederek ebedi gözümüzü ne yapacağız? Koruyacağız. Ebedi dilimizi ne yapacağız? Koruyacağız. Şu tat almayı haramlar yiyerek, müskiratla, uyuşturucular, alkoller, şunlar bunlar, bunlarla ne yapmayacağız? Ebedi dilimize ne yapmayacağız? Zarar vermeyeceğiz.
Öyle oluyor şimdi. Geçen bir yerde konuşuyoruz da bir genç arkadaş vardı. Ne yapıyorsunuz? Niye gelmiyorsunuz derslere falan dedik. Dedi ki abi dedi her şey ya yaşımız genç dedi. Her şeyi atlamak istiyoruz böyle dedi ya. Tepecikte. Her şeyi atlamak istiyoruz dedi ya böyle. Her şeyin tadına bakmak istiyoruz. Ulan tadına bakıyoruz da asıl ebedi tatları kaçırıyoruz. Her şeyi atlıyoruz da çok mu memnunuz? Böyle bazen oluyor delikanlılık ortamı. Oo biz neler gördük geçirdik. Biz bu yollardan geçtik de geldik. Kâr mı ettin sanıyorsun? Kendim için diyorum. Hepinizi tenzih ederim. Sanki böyle bir marifet işlemişiz gibi. Eskiden biz de şöyleydik falan. Mehmet olur ya eskiden biz de böyleydik. Kâr mı ettik sanki? Onların her birisi zarar hanesine yazılmadı mı? Bu dili sukut ettirmedi mi? Bu gözü zarar vermedi mi? Bu kulağa zarar vermedi mi zannediyoruz? Ebediyet aleminde bunların faturası karşımıza çıktığımızda göreceğiz ama abi. Ya Rabbi ben burayı niye göremiyorum? Yani ya işte dünyada sen buralara baktığın için burada bunu göremiyorsun işte. Nelere zarar veriyoruz? Cenab-ı Hak Settar ismine sığınarak o noktada da temizlenme nasip etsin inşallah. Evet gayet sanatkarane bir teşhirgah. Demek ki burası bir teşhirgahmış. Burası bir fuar alanı. Nasıl? Bir fabrika, bir efendim söyleyeyim tasarım atölyesi yaptığı ürünlere böyle sergileyerek ne yapıyor? Alkışlar, tebrikler almak istiyor. Fuarlara çıkıyor. Fuara gelenler ne yaparlar? Bakarlar ooo bu sanat eseri ne güzel yapılmış. Hangi tasarımcının tezgahından çıkmış? Hangi tasarımcının hayal dünyasının eseri? Tanımak istiyorlar. Sahibini arıyorlar her bir eserin. Aynı öyle de yeryüzünde Cenab-ı Hak bütün eserlerini öyle dizmiş ki kendisini arattırıyor. Bakıyorsun arı kuşları var. Bilmem kaç şey çırpıyor, kanat çırpıyor saniyede. Böyle ileri geri manavrala yapıyor. İncecik gagasıyla polenleri böyle çiçeklerin içinden çekiyor. Rengarenk. Ya şu sanata bak ya. Sanat eserlerini teşhir ediyor işte. Bakın diyor ben böyle ince sanatları böyle komplike bir sistem içinde yaratıp onun gıdasını da tasarlayıp, onun uçuşuna uygun hava sahasını oluşturup, onun ağzına layık polenleri oraya yerleştirip, oradan o polenleri, o gıdayı alacak gagayı ona takıp, Allah Allah, şuna bak ya, nasıl bir sanat ya. Burası teşhirgah ya. Cenab-ı Hak sanatını yeryüzünde ne yapıyor? Konuşturuyor. Sanatını sergiliyor. Bize diyor ki, müşteri olun. Müşteri olun bunlara. Ebediyete müşteri olun. Şu sanat eserlerime bakın, beni takdir edin. Allahu Ekberlerle, Elhamdülillahlarla, Subhanallahlarla ne yapın beni? Tazim edin, tesbih edin, şükredin. Gayet sanatkarane bir teşhirgah ve gayet haşmetkarane bir ordugah ve bir ordugah. Bizim nasıl ordularımız var? Havacımız, karacımız, denizcimiz. Yeryüzünde Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bütün mahlukatta aynı şekilde neleri? Ordugahı. Bakıyorsun havada uçanlar, ordugahı, kanatlılar, kartallar, akbabalar, şahinler. Muazzam or bizim uçaklarımız var. Onların da o. Bak Cenab-ı Hakk'ın da yeryüzünde ordugahında uçan neleri var? Mahlukatı var. Eğitim almadan, okuluna gitmeden bir anda uçuyorlar. Bir anda dalıyorlar, çıkıyorlar. En sert ne o? Mahlukatın gagasıyla yarıp açıyor. Gıdalanıyor oradan. Allah Allah. Nasıl mekanizmalar ya? Akbabaların ağzı nasıl? Kartalların pençeleri nasıl? Adam göletten şey kaldırıyor ya. Koca balık kaldırıyor. Geçen bizim Adem paylaşıyor. Bizim Adem kardeş var ya. Takmış koluna böyle balığı falan. Hem bunun kralını kartallar kaldırıyor. Hem de havadan gelip kaldırıyorlar. İş mi yaptık yani oltayla balık tutuluyor. Hani böyle bir maharetmiş gibi böyle her yerde sergiliyoruz. Künhüne yetişemezsin. Bir kartalın bu noktada kün yani tırnağı olamayız. Nasıl bir mekanizma ya? Kartal mı yapıyor bunu? Allah Celle Celaluhu bizzat orada ne yapıyor? İş gördüren o. Rabbimiz, Halikimiz kainat sayfasının sayfalarını çevirdikçe her bir mahlukta, her bir yaratılışta Rabbimizi, Halikimizi bulmak mümkün. Cenab-ı Hak basiretimizi açsın inşallah. Ve talimgah ve gayet hayretkarane, şevkengizane bir seyrangah ve temaşagah ve gayet manidarane ve hikmetperverane buraların her birine böyle girilebilir. Fazla uzatmadan göklere giderek şu paragrafı okuyacağız, bitireceğiz. Yeryüzü bir hikmet dersi, bir ilim meclisi olarak önümüze koyulmuş ve bize göğe bakmayı üstadımız burada gösteriyor. Diyor ki, bir kısmı kainatı geziyoruz, göğe çıktık. Bir kısmı arzımızdan 1000 defa büyük, dünyamızdan 1000 defa büyük. Ve o büyüklerden bir kısmı top güllesinden 70 derece süratli. Yüz binler ecramı semaviyeyi direksiz düşürmeden durduran. Şu anda etrafımızda bütün gezegenler geziyorlar. Dünyamız ayrı geziyor. Bunların ne direkleri var, ne motorları var, ne yakıtları var. Etrafta gezdiriyor. Gezdirirken bahara, ilkbahara, sonbahara, yaza, kışa uğruyor. Bizi dolaştırıyor. Bunların
Bir kısmı top güllesinden 70 derece süratle istiyor. Sadece dünyamız 108 binle. Güneş 720 bin kilometre hızla gidiyor. Şu anda gidiyor. Nasıl bu mucize bu ya? Nasıl biz Allahu Ekber deyip 5 vakit demek kıyamda böyle tekbir getirmeyiz ya? Nasıl Allahu Ekberlerle rüküye gitmeyiz ya? Bu hadiseleri görmüyor muyuz? Gözümüzü açtık şu anda ay gözükmüyor mu? Sabah güneş doğmayacak mı? Şu güneşi görmeyeceğiz mi? Şu anda bu 720 bin kilometre hızla gidiyor ya. Nasıl düşünmüyoruz bunu ya? Nasıl düşünerek namaza durmuyoruz veyahut da? Nasıl daldırıyoruz kendimize? Nasıl unutkan bir varlığız biz? Cenab-ı Hak hatırlanma nasip etsin her daim. Baktığı yere boş bakmayan kullardan etsin inşallah. Baktığı yerde Rabbini, Halikini, Malikini görmeye nasip etsin hepimize inşallah. Göremiyoruz ya, çok unutuyoruz ya. Çok yekmesak geliyor, çok böyle alışkanlıklarımız var bizim. Çok kafamızı gömüyoruz kuma. Niye biz bunları akıl edemiyoruz ya? Şu anda gidiyor ya bu dünya. Şu anda yanıyor ya bu güneş tepemizde bizim ısıtmak için, bizi yaşatmak için. Şu anda germiş ya bu tavanı soğuktan korumak için atmosferle. Bizi öyle muhafaza ediyor. Nasıl bir uzay gemisi bu ya? Bunun içine almış bizi, misafir ediyor. Yediriyor, içiriyor fazlasıyla. Her daim bizimle ilgileniyor. Her daim, her daim. Bir an bizi bırakmıyor. Nefesimizi ayrı, gıdamızı ayrı, suyumuzu ayrı, anamızı ayrı, babamızı ayrı, arkadaşlarımızı ayrı. Cemiyeti, insaniyede bütün ihtiyaçlarımızı diğer insanlara geliyle bize gördürürken bütün mahlukatta bize hizmet ettiriyor. Arılarıyla, sinekleriyle, affedersiniz inekleriyle, işlekleriyle neyse hepsini de bize hizmetkar ediyor. Etrafımızda çeviriyor. Onların hiçbirisi bilerek bir iş yapmıyor arkadaşlar. Hiçbirisi bilerek yapmıyor. Her birisi bir kasp ve iradeyle bize hizmet etmek için özel yaratılmışlar. Bize devamlı hiçbir aracıya ihtiyaç bırakmadan bizzatihi bizi bakan, besleyen, yürüten, büyüten Rabbimiz var ya. Hiç bizi bırakmıyor ya. Bu ecram-ı semaviyeden bir kısmı top güllesinden 70 derece süratle 100 binler ecram-ı semaviyeyi direksiz düşürmeden durduran ve birbirine çarpmadan fevkat çabuk ve beraber gezdiren, karma karışık döndürerek onları şu anda güneşin etrafında bütün gezegenlerimizi bizle beraber galaksimizin içinde yüz binler yıldızları, milyonlar yıldızları hiç birbirine çarptırmadan şu anda gezdiriyor ya. Ya biz demiyoruz bunları teleskopu olan, şöyle biraz iyice bir teleskopu olan herkes görüyor ya. Ay'a bakıyor, dönüyor bu diyor ya. Dönüyor zaten, görüyoruz etrafında bir hilal oluyor, bir dolunay oluyor, bir şeyler, bir değişik hallere giriyor. Gece lambası suretinde yaratmış. Güneşe bakıyoruz öyle dönüp batıyor. Biz öyle gidiyoruz. Bunların her birini böyle hikayeler değil. Bu şu anda bir film de biz bunu anlatıyor değiliz. Arkadaşlar şu anda yaşıyoruz biz bunu. Muazzam mucizevi halleri şu anda yaşıyoruz. Cenab-ı Hak her an bir mucize göstererek bizi hayatta tutuyor. Birbirine çarpmadan fevkat çabuk ve beraber gezdiren, yağsız söndürmeden. Nerede bunun yağı ya? Nerede bunun doğalgazı? Nerede bunun kömürü? Güneş şu anda yanıyor. Milyon, 15 milyon santigrat dereceden bahsediyorlar sadece merkezindeki sıcaklık için. Nasıl bu sıcaklığı sağlasın ya? Biz şimdi fırınlar yakıyoruz. Şimdi bizim porselen üretiminde fırınlar var. 1300 derecede. İnanın kolon kolon şey geliyor. LPG, LPG. Devamlı yakıyoruz bu sıcaklığı eriştirmek için. 1300 derece. 1300 derece. 15 milyon derece lazım bizim burada domatese yememiz için. Kırmızı domatesi burada yemek için 15 milyon derece lazım orada yanması lazım. Bu nasıl dizayn edilir ya? Bunun yakıtı nerede ya? Yakıtı nerede bunun? Mucize üstüne mucize. Mucize üstüne mucize. Olağanüstü bir şekilde yaşatılıyoruz. Olağanüstü bir şekilde bize kendini hatırlatıyor. Basiret, basiret, basiret. Rabbim nasip etsin ya. Şurada kendi hanemizde, kendi evimizi ısıtmak için doğalgaz ücretine yetişemiyoruz. Ya şu güneşin faturası olsa ne olurdu ya? Domatesleriniz bu yıl kızaracak ama size işte şu kadar fatura. Hadi bakalım. Faturası yok ya. Hiçbir şey yok. Secde et ya. Kapan ya. Allahu Ekber nidalarıyla, Subhanallahlarla, Subhan-ı Rabbiyel Azimlerle, Subhan-ı Rabbiyel Alalarla kapan kardeşim ya. Başka bir şey istemiyor Allah ya. Cennete götüren her şey ucuz arkadaşlar. Para istemiyor bak. Camiye gitmek için para isteyemem mi size? Zaten herkes yapmış. Şey ne o? Şadırvanlarda su akıp duruyor. Hoca namaz kıldırırken. Gerçi bizim hocalar biraz arada şey yapıyorlar. Çıkışta illa bir şey istiyorlar da. Ehemmiyet yok. Onu da vermezsen vermiyorsun yani. Bedava ya. Oruç bedava ya. Namaz bedava. Kelime-i şehadet zaten öyle. Para verirse zekatını istiyor zaten. Para verirse hacca gel diyor. Vermediyse onu da istemiyor. Doğru Mustafa? Bu kadar kolaylıklar varken, bu kadar mucize üstüne mucizeler varken daha niye biz vakit kaybediyoruz? Niye böyle eğlencelerle, niye efendim özellikle boş bana yani boştan beleşten işlerle uğraşıyoruz değil mi ya? Allah razı olsun. İnsanın yeryüzüne geldiği günden itibaren Rabbini, Halikini arama hali bak Kur'an'la, bak Kur'an'dan neman etmiş Risale-i Nurlarla bize böyle ders verilerek Rabbimiz anlatılıyor.
Elhamdülillah. İyi ki de anlatılıyor. İyi ki de bu medreseler var. Yoksa inan buradan dışarı çıkınca bu ve bunun gibi yerlerden, sadece Risale-i Nur medreselerini kastetmiyorum ama en parlakları Risale-i Nur medreseleridir. Bunun altını özellikle çizmek lazım. Bu asırda marifetullah dersini veren en parlak medreseler Risale-i Nur medreseleridir. 2-2-4. Ama diğer ehli sünnet vel cemaatin bütün tekkeleri, bütün efendime söyleyeyim zikirhaneleri, bütün dershaneleri, onlar da kıymetlidir. Onlar da önemlidir. Bu asırda buralara sahip çıkmak, buralara yapışmak, buralarda bu dersi almamız gerekiyor. Çünkü dışarıda bu dersler verilmiyor veyahut da az veriliyor veyahut da çok sesleri cılız çıkıyor. Ama gelmek lazım, bu dersleri almak lazım, derhatır etmek lazım, unutmamak lazım. Devamlı bu derslerle iştigal etmek lazım. Mümkünse ki mümkün, ikra. Cenab-ı Hak emrediyor, oku. Önce bu marifetullah derslerini okumamız lazım. Ne kadar zevkli değil mi ya şu bak? Mehmet, zevkli değil mi kardeşim? Bak nelerden bahsediyor ya. Bizi gezdirdi bütün kainatta. Şu anda uzaya çıkardı, uzayda gezdiriyor, anlatıyor, dersler veriyor. Ne kadar zevkli aslında. Bu zevki tatmak için okumak lazım. Okumak öyle hani lalettayın başıboş zaman geçirmek için değil. Bizatihi bir zaman içine koyup günde 50 sayfa, 100 sayfa, 20 sayfa, 30 sayfa neyse ne yapabiliyorsak. Şuradan nemalanmamız lazım. Bu marifetullah dersi bizim için çok önemli. Bizim ahiretimize faydası olacak, ahiretimizi şekillendirecek dersler. Rabbim layık etsin. Demek ki yağsız söndürmeden mütemadiyen o hadsiz lambaları yandıran ve hiçbir gürültü ve ihtilal çıkartmadan o nihayetsiz büyüklükleri idare eden ve güneş ve kamerin vazifeleri gibi hiç isyan ettirmeden o pek büyük mahlukları vazifelerle çalıştıran ve iki kutbun dairesindeki hesap rakamlarına sıkışmayan bir nihayetsiz uzaklık içinde aynı zamanda aynı kuvvet, aynı tarz ve aynı sikke-i fıtrat ve aynı surette beraber noksansız tasarruf eden ve o pek büyük mütecavüz kuvvetleri taşıyanları tecavüz ettirmeden hiçbir yörüngesinden rayından çıkmıyor. Çıksa, Harun çıksa ne olur? Ay gelir selamun aleyküm. Çıksa rayından, Halil Buruk değil mi? Ne olur? Ne Halil kalır ne Buruk. Hepsi birden zahil olur yani. Bir an bak, hiçbiri, o büyük mütecavüz kuvvetler hiçbiri rayından, yörüngesinden çıkarılmıyor. Bu neyi gösteriyor? Trafik polisi mi var? Trafik polisi ne olacak? Kontrol eden, hani Mikail aleyhisselam, deminden giderse de la şerike lehe o manaya şey olsun. Mikail aleyhisselam olsun olacak. Öyle bir kudret lazım ki orada, kayyum olacak. Zaptu rapt altında tutacak Mehmet. Bir meleğe dahi bu şey yapamazsın. Ama bir melek dahi yapıyor diyemezsin. Bizatihi Allah Celle Celaluhu, kayyum olan Allah onu yörüngesinde çeviriyor. Kadir olan Allah onu yörüngesinde çeviriyor. Hiçbir şeye havale edemezsiniz. Baktığımızda tek sadece şu cümle yakışır. Allahu Ekber. Başka hiçbir şey yakışmıyor. Şu ayın hareketlerine baktığımızda tek bu yakışıyor. Bak, Allahu Ekber. Ne demek ya? Devasa büyük bir kütle etrafımızda gece lambamız dönüyor. Evet, tecavüz ettirmeden, kanuna itaat ettiren ve o nihayetsiz kalabalığın enkazları gibi göğün yüzünü kirletecek çöplüklere meydan vermeden pek parlak ve pek güzel temizlettiren ve bir muntazam ordu manevrası gibi manevra ile gezdiren ve arzı döndürmesiyle, dünyayı döndürmesiyle o haşmetli manevranın başka bir sürede hakiki ve hayali tazlarını her gece ve her sene sinema levhaları gibi dönüyor. Dönüyor da ne oluyor Recep? Dönüyor da ne oluyor? Gece oluyor, gündüz oluyor, ilkbahar oluyor, yaz oluyor. Her saniye başka bir plato. Plato diyorlar sinemacılar değil mi? Plato diyorlar. Ya her saniye arka plan yenileniyor ya. Reşat abi, her saniye bak bizim dünyadan sıkılmadan gerekli ilmi, bilimi toplamamız için, gerekli tefekkürü yapmamız için, gerekli tezekkürü yapmamız için kainat sayfasını her an değiştiriyor Allah. Dünya geziyor ama gezerken de her an değiştiriyor. Bulutlar geliyor, kapatıyor, açılıyor, yağmur yağıyor, dolu yağıyor, kar yağıyor. Gece oluyor, gündüz oluyor, bahar oluyor, yaz oluyor. Çiçekler açıyor, çiçekler dökülüyor. Sinekler ölüyor, sinekler çıkıyor. Allah Allah. Bak şuradan pencereyi açsak şimdi. Değil mi? Biraz böyle dikkatlice insan gökyüzüne baktığında ne görüyor? Harun olan senin adın neydi? Mustafa. Dışarıya baksak ne görüyoruz? Kafamızı çıkarsak şimdi. Yıldızlar devamlı dönüyor Mustafa ya. Hareketli ya bu, canlı ya bu. Hareketli devamlı döndürüyor bunları. Ya nasıl bir mucize bunlar ya, bir dur düşün şurada ya, değil mi? Onları görüp de biz bazen böyle takılıyoruz birbirimize. Ezanı duyar duymaz ben namazı kılın gelin demek lazım ya. Niye? Ya bunu istiyor. Bu kainat bunu istiyor. İnan ediyor. İlla konuşması mı lazım Recep? Hareketi görmüyoruz mu etrafımızda? Bu şaşalı hareket neden haber veriyor? Gel diyor. Gel. Nereye? Namaza gel. Tekbire gel, tesbihe gel, tazime gel, şükre gel diyor. Bu hareket onu gösteriyor. Gel diyor, davet ediyor. İlla konuşması mı lazım? Hareket, arif olan işaretten anlar. Ya Cenab-ı Hak arif olma nasip etsin.
Evet, bir manevrayla gezilen ve arzu döndürmesiyle o haşmetli manevranın başka bir surette hakiki ve hayali tarzlarını her gece ve her sene sinema levhaları gibi seyirci mahlukatına gösteren bir tezahür-ü rububiyet ve rububiyet faaliyeti içinde görünen tesir, tedbir, tezvir, tanzim, tanzif, tavzifden mürekkep bir hakikat bu azameti ve ihatatı ile semavat halikinin vücubu vücuduna ve vahdetine ve mevcudiyeti semavatın mevcudiyetinin daha zahir olunduğuna bir müşahede şehadet eder manasıyla birinci makamın birinci basamağında La ilahe illallah vacibül vücud illezi dalla ala vücubu vücudihi fi vahdeti semavati bi cemii ila ahir denilmiştir. Cenab-ı Hak kainattan marifetullah dersini her daim süzüp çıkaran kullarından olma nasip etsin. Marifetullah'ta derinleşmeyi, muhabbetullah'a ulaşmayı, cemalullah'la da müşerref olmayı hepimize nasip etsin inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Allah rızası için, ruhlar için. El Fatiha ma salavat.